Merhaba arkadaşlar, ben Bully Bariton. Bugün birlikte Newstel Manager oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimler devam ediyor. Hala serbest değiliz. Bu maçtan sonra serbest olacağız. Ondan sonra da iki maç kalacak. O maçları da halledince ön hazırlıklarımızı da yapmış olacağız. Artık amblemimiz, takımımızın ismi, stadyumumuzun ismi, forma çeşitleri, renklerimiz hepsini ayarlayacağız. Geliştireceğimiz binalara karar vereceğiz elimizdeki paraya göre. Yani eğitimin son iki maçı bitince sezon bitecek. Ve biz yeni sezona hazırlıklarımızla başlamış olacağız. İsterseniz artık devam edelim. Şimdi arkadaşlar direkt maça git demişti bize en son. Gidelim Erzurum'la yapacağız. 17. sıradaki Erzurum'la. Biz 12'deymişiz. Eğitimin bu kısmında yine kendisi takımı bizim için hazırladı. Hiç uğraştırmadı. Ve direkt maça geçelim dedi. Evet, Erzurum Newstar maçına geçiyoruz ve dizilişlerini görüyoruz. Erzurum'un ve bizim takımımız Newstar'ın dizilimi. Evet, herkes maça hazır ve maç başlıyor. Buradan başlayacağız. Bu arada hücum yapmayı istiyordum ama ilk 15 dakika bunu normalde kullanırız. Başla diyelim. Şu an yapamıyoruz çünkü. Hemen 7. dakikada serbest vuruş kazandık. Şu an kaleye güzel bir mesafedeyiz. Bir vuruş deneyebiliriz şu köşeye doğru. Olmazsa da belki yakalarız. Yakalayamazsak da denemiş oluruz. Biraz da sert vurayım şöyle. Hafif de şöyle içeri alayım. Evet. Şu şekilde vuracağım. Biraz kaleciye doğru vurduk. Olsun güzel diye devam edelim. 10. dakikada Erzurum ileri çıktı. Başar ama topu yakaladı. Bu arada başarı seviyelerini 6.5 oranının üzerinden takip edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Maç ilerliyor arkadaşlar. Bunu arttırmamıza izin verdi. Artık hücuma geçtim. İzin verdiği için böyle bir atağa çıkıyoruz. Akbaya yollayalım hemen. İleri de güzel. Şimdi bunun önü boşalmışken hazır. Ben biraz şöyle çekeyim. Şöyle durdurayım. Şimdi de bu tarafa atalım. Evet. Ne oldu? Offside. Tabii dikkat etmedik. Önceden dikkat ediyorduk. Bu sefer dikkat etmedik. İşte böyle bazen dikkatsizlik yapabiliyoruz. Köşe vuruşu kullanıyor. 44. dakika Erzurum. Top herkesi aştı ve köşe mi çıktı? Evet, şu an 0-0 ilk yarı bitti. Şimdi arkadaşlar o aldığımız takım konuşması kartını kullanıyoruz. Taktiklere geliyoruz. Bütün herkesin enerjisini arttırıyordu arkadaşlar bu kart ama başarılı olursak. Kullan diyoruz. Şimdi 6 söz var arkadaşlar burada. Bunlardan yeşil olanları kullanacağız, kırmızıları kullanacağız. Kırmızıların ve yeşillerden hangisi az ona bakalım ve kullanalım. Sakin olmaya çalışın, daha bitirici olun. Bunlardan uzak kalacağız. Şurada. Evet. Böyle doğru şekilde yaptık ve direkt her birinden 4'er tane geldi sanırım ve artı 16 enerji geldi. Başarılı olduk. Tabii bu kadar basit olmayabilir her zaman. Şimdi enerjileri arttı, bu güzel. O zaman bu maça bu şekilde devam edebiliriz. Ya da isterseniz enerji içeceklerini kullanabiliyorsunuz. Bunlar bu 1 birim, bu da 2 birim enerji veren içeceğimiz, görüyorsunuz. Evet. Şimdi ne diyor? Takım konuşmanın etkisini hissediyormuş. Çalışkanlıkları arttırabiliriz diyor. Tamam. Daha çok çalışacaklar, yani daha çok enerji kaybedecekler anlamına geliyor olabilir. Hücum açık dursun en azından bir gol bulana kadar. İkinci yarı başladı ve 46. dakikada hemen 1 dakika sonra bulduk bu pozisyon. Şuradaki hemen arkadaşa bir gönderelim. Şunun önü biraz boşaldı. Şuraya doğru bıraksam. Ve şurası boş artık. Şuraya bırakacağım. Çok güzel. Buradan direkt kaleye bir şut denemeyi düşünüyorum ama koşmaya geçtim. Yanlışlıkla. Şu açıyı bir değiştirelim. Şöyle bakalım. Şuradan şöyle vursam biraz daha hafif fasolla. Kaleciye kaldı ama geri dönen topu yakaladık. Şuraya atarsam offside olur. Ben direkt kaleye atacağım. O topa dokunduğu an offside verir çünkü. Evet. Direkt golümüzü attık. Çok güzel. Devam et diyelim. Bu arada hücumu dengeliye çekeceğim artık. Çalışkanlığı düşürelim ya da. Evet. Onu da ikisini de düşürdüm. Dengeliden devam. 52. dakikada hücum. Şimdi düşünüyorum. Şu taraf güzel. Şuradan da ileri çıkabilir. Şu tarafa atalım. Yakalasın. Şunun önüne atabilir misin? Yok. Savunma yakaladı. Engelleyemedik. Ve devam ediyor maç. Arkadaşlar bir özellik daha var ama şu an vermiyor. Burada bizi serbest bıraktıktan sonra size göstereceğim. Şimdi orta sahada tekrar kazandık. 63. dakika. Akbaya yollayalım bir önce. Evet, bunun önü boşaldı. Şöyle bırakayım. Şimdi bu serbest vuruş yapabilir. Şurada
biraz koşturdum. Dikkat etmek gerekiyor işte. Şu şekilde vurursak biraz da sola doğru. Evet, direkt köşeden geliyordu. Çok güzel oldu. Öyle göründü bana. 2-0 yaptık. Şimdi dengeliden devam edelim. Hiç arttırmaya gerek yok. Çalışkanlığı azaltmayacağım. Çünkü bir gol yersek yine riske gireriz. 3 fark olmadan çalışkanlığı düşürmeyeceğim. Eğer yapabilirsek. Dedim, maç bitti. 2-0. Erzurum'u yendik. Oynarken tabii ki biz bunlara bakabiliriz. Yine şu an bakıyorum. 6.3 diyor. Mesela bu 6.5'ün altına düşmüş ama yani çok da önemli bir fark değil. Tabii ki daha fazla olsa daha iyi olur. Ama 6'nın altına düşmesini istemiyorum. Bir ufak oynamalar olabilir. 6 puanın altına düşen var mı diye de bakıyorum. Yok. Güzel. Devam diyelim. Bize hemen gelen asistanımızın yorumları ve ekstra sosyal medya mesajları yok. Orta sahada onlardan üstün geldik. Nalcı ileride büyük bir oyuncu olabilir. Forvetlerimiz bugün kale önünde etkiliydi. Maç sonuçlarını alıyoruz ve arkasından nereye yükseldiğine bakıyoruz. 2 maç kaldı, artık serbestiz. İlişkilere bakıyoruz. İlerledi iki tarafla. Basın bizimle ilgilenmedi. Paramızı da aldık. Şimdi arkadaşlar, bir kart alabiliyoruz ve bu arada bakın yetenek antrenörümüz 2 tur sonra diyor. Ki biz bunları bir an önce gümüş yapalım ki en azından bronz kalite değil. Gümüşten güzel şeyler çıkarmaya başlasınlar. Daha iyi kartlarımız olsun. Enerjiyi değil de fitness kartını alalım madem yapmış. Hız kartı geldi. Yalnız burada kötü olan şey bunun 3 birim enerji harcıyor olması. Çok enerji harcayacak. Güzel bir enerji şeyi bulursak kullanıp antrenman verdiğimiz oyuncuyu tekrar toparlayabiliriz. Şimdilik bu kadar diyor. Şuradan yardım alabilirsin diyor. Burayı bir açtık kapadık ve bizi serbest bıraktı. Hemen serbest kalmışken şurada bir mesaj varmış. Buradan mesajları kontrol et diyor. Şimdi bunlar bizim normal gelen mesajlarımız. Genelde bunlar çalışanlardan ya da basından gelen şeyler olabiliyor. Mesela Siyanov, hatta hatırlarsanız ilk bölümde bir haftalık sakat diyordu, yani bir maçlık. Hemen orada düzeldiğini haber vermişler 2 hafta önce. Bir bronz kalitesinde yetenek kartları oluşturabileceğinden bahsediyor ki antrenör de, ama zaman aldığını söyledi. Antrenman sahasını geliştirirsek yetenek kartımdaki gelişim hızlanacakmış sanırım. Fitness merkezinde geliştirince fitness kartların gelme oranı artacakmış. Bunları silelim. Sosyal medyada da işte çeşitli mesajlarımız olmuştu. Şunları hep silelim. Eski bunlar. Bir hafta, bir gün önce ne demiş oyuncumuz? Batur, maçın yıldızı ödülü kazandığım için çok mutluyum demiş ve gurur etiketlemiş burada. Ve basın da demiş ki, basından Blaine, New Star Erzurum karşısında güç bela galip geldi diyor ve de bu New Star hakkındaki son mesajınızı, çünkü biz düzenlemeye artık başlıyoruz. Serbest kalmışken önce kulübe. Bu arada biraz oyalanırsanız arada böyle burada farklı şeyler çıkabilir ki derken çıktı. Maç vardı, görüyorsunuz, çelişki oldu. Bu çelişki bizim için iki tane seçenek sunuyor. Neyi beğenirseniz onu seçiyorsunuz ve ödül alıyorsunuz. Buna birazdan bakacağız. Önce ayarlarımızı yapalım. Her şey güzel olsun. Şimdi buradan genel görünüme girelim. Takımımızın adı. Takımımızın adı ne olsun? Mesela biz şimdi hoca olarak burada, yani menajer olarak Blue Bariton aldık. Takımımızın adı da mesela ne olsun? Ben Mavi Palmiye. Tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğiniz şeyleri bu ismi değiştirebiliriz ya da beğendiyseniz kalabilir. Şimdilik böyle olsun. Stadyumumuzun adı da Balkabağı Arena olsun. Böyle de değişik güzel bir şey olsun. Hoşuma gitti. Şimdi buradan amblemi birazdan yaparız. Formalara geçelim. Şuradan formalara geçelim. İç saha forması. Şeklimiz ne olsun? Mesela şeklimiz şöyle çizgili olsun iç sahada. Böyle güzel olur. Hatta diğer çeşitleri de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle çeşitler var. Şöyle olsun. Rengimiz de birinci rengimiz. Ki maçlarda sanırım birinci rengi veriyorlar her zaman. İsimleri yazarken hangi takımda olduğunu anlamak için. Ben şunu almak istiyorum. Şu renk hoşuma gidiyor. Parlak.
Şuraya ikinci rengimi beyaz yapacağım ama. Şöyle bakın ne güzel oldu turkuaz beyaz. Hoşuma gidiyor. Bizim milli takımda da kırmızı beyazın yanında turkuaz kullanılıyor. Hoşuma gidiyor benim. Şortumuz beyaz kalsın. Bunu kabul ediyoruz. Kalecinin formasına geçelim. Şimdi bunun rengi ne olsun? Önce onu belirleyelim. Sonra şekillere bakarız. Yeşil nasıl? Şöyle bakıyorum. Şöyle renkler. Mor güzelmiş aslında ama biraz soluk. Yeşil, bu açık yeşil güzel görünüyor bu şekilde bakınca. İkinci rengimizi mesela nereye etkilediğini bakayım. Ha, tabii şekil belirlersek onu etkileyecek. Şu siyah da dursun, sonra bakarız ona. Ondan sonra şort. Şort beyaz kalsın. Diyelim ki bu olsun. Şimdi oradan şekillere bakalım. Şu birinci şöyle kolları yapıyor. Çok da güzel görünmedi gözüme. Şöyle çok keskin görünüyor. Şöyle omuzlardan güzel olabilir ama renklere bakacağım. Uygun bir şey var mı? Mesela şöyle, bu birinci renk forma rengiydi. Bakayım, olmazsa onu tekrar öyle bırakırız. Mesela şu yeşil iyiydi ama bir renkten sonra bakınca farklı kötü gelebiliyor gözümüze. Şu mor da güzel. Şu yeşil de güzel ama siyahla uyumsuz oldu. İkinci rengi geç diyelim. Mesela yeşile yakışan bir şey var mı? Şöyle mor güzel göründü. Ama böyle de bir garip oldu. Biz düz yapalım en iyisi. Şöyle formayı seç. Bu değildi, pardon, şu düz. Kaleci düz olsun. Şimdi bunu birinci rengimiz şöyle yeşil ya da mor olabilir. Yeşil olsun. Evet, böyle daha. Maviye bakayım. Bu da çok saha rengiyle aynı gibi. Siyah çok siyah. Şöyle açarsak biraz. Şöyle grimsi de olabilir ama buraya bakacağım bir de. Şöyle açık bir renk varmış ama turuncuya bakalım bir de. Şöyle yok, hiç olmadı. Mor güzel ya. Yeşil ve mor güzel. O zaman mor yapacağım. Mor kalsın. Düz olsun. İkinci rengimizi de beyaz olarak belirleyebiliyorsam. Tamam, şöyle mor da kalsın. Madem bir şey yok, ikinci aynı olsun. Bu şekilde kaydet diyelim. İlk kısım tamam. İkinci kısım dış saha. Dış sahada şöyle tamamen düz olalım. Rengimiz yine birinci rengimiz aynı. İkinci rengimiz aynı. Şortumuz da aynı. Evet, şu şekilde olsun. Kalecimiz de yine şu, pardon, düz olsun. Renkleri aynı olsun. Birinci renk böyle, ikinci renk böyle. Şortumuz da böyle. Tamam, bence böyle güzel oldu. Bu önerileriniz varsa diğerlerine de bakabiliriz. İç saha ve dış saha bu şekilde. Amblemimize gelelim. Şimdi öncelikle şunu bir temizle diyelim. Şurada ön ayarlarda çeşitli örnekler var. Bakabilirsiniz mesela. 3-3 bakalım şöyle. Şimdi şu diğer 3. Şöyle. Diğer üçlü. Bu tarz. Şöyle diğer üçlü diyelim. Şöyle değişik güzel şeyler. Şu mesela ortadaki nasılmış? Değişik güzel de görünüyor. Şöyle var. Bakın güzel şeyler yapmışlar uğraşmamanız için. Böyle de iyi. Ve de kalanlar da bunlar. Ama ben kendim yapacağım. Şimdi daire olsun istiyorum. Burada bakın çeşitler var böyle. Daire olsun. İç rengi de şöyle sarı olsun istiyorum. Şimdi bunun katman 2'ye gelelim. İçine de bir daire daha istiyorum. Onun rengi de şöyle mesela lacivert yapsak. Ya da şöyle açık. Evet. Böyle bir lacivert güzel olabilir. Ha, bu arada merak edebilirsiniz hangi takımlıyım diye. Evet, ben Fenerliyim ama yine tabii çeşitlerine bakacağız. Mesela bunu bordo da düşünebiliriz. Bakın bu da Galatasaray için uygun gibi oldu. Ama ben daha çok Fenerliyim ama şimdi burada turkuaz buraya çok yakışmadı. Şöyle bakınca. Ben sonuçta şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Türk takımlarının hepsini severim, desteklerim. Öyle ben Fenerliyim diye diğer hani Galatasaray veya herhangi bir takımı tutan birine öyle kötü düşünmem asla. Spor zaten beraberlik. Ben dışarıda da yapılan maçlarda da Galatasaray'ı bile destekliyorum. Çünkü Türk bayrağını taşıyan her takımı desteklerim.
Bugün gidip bir Kastamonuspor bir maç yapsa Barcelona'yla, ben Kastamonuspor kazansın isterim yürekten. Çok severim. Yani öyle de düşündüğümü bilmenizi isterim. Şimdi devam edelim. Üçüncü katmana şekil koyacağız. Ben şurada şekillerden, ben size hatta şöyle göstereyim yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi değişik şeyler var. Şöyle durdurarak göstereyim hatta. Şöyle başa alalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir çeşit şeyler var. Şöyle de göstereyim. Sonra böyle şeyler. Şöyle bir değişik şekil var mesela, bakın. Buna şeytan demişler. Bunlara tabii renkli falan da verebiliyorsunuz şöyle. Değiştirip değiştirip kullanabiliyorsunuz. Ama ben bunu değil. Mesela burada bir tane taç görmüştüm. Onu kullanacağım. Şöyle bakın mesela şeyler var. Bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz tabii. Mesela şöyle aldınız. Bunu küçültelim. Şöyle alıp mesela yerleştirebilirsiniz istediğiniz yere. Siz dilediğiniz gibi oluşturuyorsunuz. Ben şu taşlara geleyim direkt arkadaşlar. Evet, şurada. Şu güzel. Şunu mesela diyorum ki biraz şöyle koysam. Bunu biraz da küçültsem mi acaba şöyle? Yok, biraz büyütelim bunu. Taş biraz büyük olsun. Şöyle. Mesela şöyle de olabilir. Ama ben biraz yukarıda olsun istiyorum. Şöyle. Ortalama mesela şöyle bakalım. Şimdi bunun da rengini de şöyle altın sarısı yapalım. Şöyle çok güzel. Altına da dördüncü katman. Dördüncü katmana bir şey koymayayım, boş olsun. Beşinci katmana ise yıldızlar koyacağım. Hani şu şampiyonluğu ifade eden. Şöyle güzel olur. Şunu alayım. Şunu bir küçült bakalım önce. Rengini de ayarlayacağız. Şöyle küçült iyice. Hop. Şöyle desek şuraya. Bunu mesela şöyle ortalayalım önce. Şöyle desek. Şuradan bir ortalayalım. Birazcık çık. Bir parça sanki yana kayarsa. Şöyle de rengini de altın sarısı yapalım. Şimdilik böyle bir amblem düşündüm. Güzel oldu. Evet, yeni takımımız hazır arkadaşlar. Mavi palmiye takımındayız. Biz Blue Bariton olarak bu takımın başındayız. Balkabağ Arena stadyumumuza bakacağız. Şu an bakıyoruz 2000 kapasitesi var. Sadece doğu tribününden birinci seviye açık. Kuzey, güney ve batı tribününü hiç yapmamışız. Altyapı, sağlık ve gözlemci ofisimiz yok. Dükkanımız yok. Ve de dükkanımız olmadığı için fiyatlar da vermemişiz. Bunları bilmeniz neden önemli arkadaşlar? Basın size sorular sorarken bunların hepsini sorabiliyor. O yüzden bunları takip edin. Şöyle verilere bakayım. İlişkiler, genel görünüm. Tamam diyoruz buraya. Şimdiki merkeze bir dönelim. Ayarladık. Şurada bir mesaj görüyorum. Manisa menajeri bu ayın menajeri ödülünü kazanmış. Silelim onu. Şimdi bizim bir çelişkimiz vardı. Ona bakalım. İki ödül neler var? Şimdi diyor ki bir fitness gurusu varmış. Fitness gurusu müsaitmiş ve onunla bir takım seansı ayarlamak istermiş diyor. Seçersek bize ödül olarak iki kart verecekmiş. Bunlar iyi şeyler gelebilir ya da sıradan şeyler gelebilir. Ya da kadromuzla, mutluluğuyla ilgilenebilirmişiz ki bu önemli bir şey tabii ki. İki kart buradan da gelecekmiş. Aynı zamanda kadromuz mutlu olacakmış. O zaman bu durumda buna katılmalıyız. Kadromuzla yurt dışı gezisi ayarlamakmış. Tamam, o zaman bu olsun diyoruz. İki de kart ne ödül geldi, ne bakalım. Şimdi ilişkimiz %93'e çıktı. Ve kartlara bakalım neler kazandık. Ödüllerinden iki tane enerji içeceği çıktı. Tabii ki fitness'a gitseydik belki de fitness'tan hız ve kuvvet kartları gelecekti. Olsun, biz ilişkimizi ilerlettik takımla. Mutluluğunu arttırdık yani takımın. Bu önemli bir şey. Mutluluk düşerse daha çok skandallar, vukuatlar çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım ve de mutlulukları iyice düşerse bunları sebebine göre sezon sonunda sözleşme uzatamayabiliriz. Ve bir ipucu geldi. İpucuna bakalım. Bir oyuncu atılırsa takım enerjisi daha hızlı düşer diyor. Yani atılırsa dediği, yani kırmızı kart görür, çıkartılırsa demek istiyor sanırım. Ve enerjimiz daha hızlı düşüyormuş. Bu durumda çalışkanlığı azaltmak gerekebilir ama o anki durumunuza göre de bu kötü bir tercih de olabilir diyoruz.
Bir maça gideceğiz arkadaşlar. Hemen maç diyelim. Hemen şeyle yapalım. İstanbul'la. Direkt kadroyu şimdi bize seçtiriyor muydu? Bu en azından şeye kadar biz seçmeyelim mi acaba diye düşündüm ama olsun, seçebiliriz. Şimdi oyuncularımıza bir bakalım. Bu arada kaç dakika olmuş arkadaşlar? Şöyle bakayım. Evet. O zaman bu maçı hemen yapalım. Ondan sonra bu bölümümüzü burada bitirelim. Hemen hızlıca asistan seçsin o zaman bu seferlik. Biz en azından ikinci sezonun başından itibaren kendimiz seçeceğiz. Onayla diyelim. Maça gidelim. Hemen dizilimleri görüyoruz. Burada bizim takımımız şu an artık yeni formamızla. Ve de karşımızdaki İstanbulspor'u görüyoruz. En azından bu iki maç bitene kadar hala ben eğitimdeymiş gibi düşüneceğim. Başta 15 dakikalık bir hücumla başlayalım. Normal çalışkanlıkla. Evet, 15 dakikada olduğunda bir şey olmasa yakaladık serbest vuruş 9. dakika. Şimdi şuradan bir ortaya çıkarabilirsem şuraya doğru güzel olabilir ama bu tarafa bakacağım, kimse var mı? Aktuna'ya doğru gönderebilirim. Öyle yapayım. Şöyle göndereyim ama hızlıca, çok güzel. Şu arkaya kaçıyor, şu tarafa bırakayım. Şuradan bir topuk pasıyla şuraya atarsam işte kalecinin önündeyim. Şuradan bir sert vuruşla hemen kaleye attık ve gol oldu. Çok güzel. Pozisyonu iyi değerlendirdik. Artık size o özelliği gösterebileceğim. Başarısız olduğunuzda size yeniden deneme hakkı veriyor. Ama bütün maç boyunca sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Hiç kullanmazsanız da ekstra deneyim puanı. 17. dakikada bir kontra atak yakalamışız. Hemen Batur'a bırakayım. Şunun önüne doğru atacağım. Ve buradan koşalım hemen. Fırsat bulmuşken. Şöyle geleyim hemen. Şu tarafa doğru çıkayım biraz. Şimdi bunun arkası boş ve offside'da değil. Şuraya bırak dedim. Kaleci gelmeden de bunu şuradan şöyle vuracak. Ne güzel ikinci golü de vurduk. Devam diyelim, beklemeyelim. Evet, devam ediyoruz. Şık bir vuruşla topu ağlara gönderdik. Hücumu artık dengeliye çektim. Bu kadar hücum yeter. Şu an dengeli de gidelim bakalım. Evet, ilk yarı bitmesine az kaldı. Bekliyoruz ve 44. dakikada sert bir hareket. Sarı kart kim yedi? Altuğ'u da sarı ismi olduğu için demek ki İstanbul'dan olsa gerek. Çünkü bizim ilk rengimiz turkuazdı. Bizimkiler turkuaz görünecek. Şimdi biz sarı kart yemedik. Şuradaki durumlara bakalım. Şu altının altına düşen var mı? Yok. Hücumcularımız iyi durumda. Enerjilere bakıyorum. Şu an iyi. Bu arada arkadaşlar, enerji ne kadar düşerse sakatlık çıkma ihtimali de o kadar artıyor. Tabii ki sahanın payı da var. Hemen direkt ikinci yarıya başla diyeceğim. Şu an bir güzel görünüyor her şey. Dengeliden gidiyorum. Asistanımız diyor ki rahat görünür patron. Oyuncuları dinlendirmeyi düşünmeliyiz diyor. Yani çalışkanlığı bir parça düşürüyoruz. Ve dengeliden kontraya geçiyorum artık. Biraz geride oynayacağım. Fırsat buldukça ileri çıkacağım. Devam ettiriyoruz. Evet, kendi sahamızda kazandık topu. Buradan bakalım şimdi kim nerede? Şuradan Aktun'a güzel yerde görünüyor. Bu tarafa çıkaracağım. Şimdi bakıyorum. Biz bununla şöyle biraz ilerleyebiliriz. Şöyle ortaya doğru gideyim. Şurada bir duralım. Şimdi buradakiler offside'da. Ben şu arkadaşın önüne bırakacağım şunu. Şunlar biraz offside'den çıkarsa iyi olacak. Şöyle biraz ileri gideyim. Şu kadar. Şöyle iyiyken şunun önüne bırakabilirim. Öteki yakalamaması lazım. Offside'daydı çünkü. Şimdi buradan içeri doğru hızlıca gidelim bakalım. Evet, öne de çıkmışken şunun önüne atsın biraz, şuraya doğru sert gelsin. Evet, çok güzel. Şuradan da kaleye atarsak. Biraz yavaş vurduk ama yine de attık, güzel. 3-0 oldu. Pozisyonları boşuna çıkmıyoruz. Güzel. Bu arada istediğiniz zaman durdurabilirsiniz şöyle. Hemen dakika durur. Düşünürsünüz neyi ne yapayım diye, planınızı yaparsanız taktiklere girer. Hemen dilediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Şu an ekşinin durdurayım. Zayıfladığını görüyorum. Yani ortanın da altına düştü. Yani sakatlık riski de arttı. Orta sahanın solundaki oyuncumu korumam lazım. Ya Akçatepe'yi sola alıp ortaya birini alacağım ki ortada oyuncumuz var. Solda oynayacak. Sokullu varmış.
Burada 32 seviye olan Abdil'i görüyorum. O zaman öyle yapalım. Akçatepe'yi buradan sola alıyorum ve oraya da Abdil'i yerleştiriyorum. Ve bu şekilde oyuna kaldığımız yerden devam et diyorum. Tamam diyoruz, onaylıyoruz. Ve devam ediyoruz. Ceza sahasına doğru orta yaptılar. Ve Başar şutu harika engelledi savunmamız. Güzel. Biz kontrolle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi fazla pozisyon gelmiyor. Aniden fırsat yakalarsak. Ve maç bitti. Kazandığımız başarımlar geliyor arkadaşlar. Ve başarımların bize faydası var. Bunların ne olduğunu da size göstereceğim. Ve bundan sonra bir maç kaldı arkadaşlar. O maçtan sonra artık yeni sezonla sıfırdan başlayacağız. Tamam diyoruz. Asistanımıza ve mesajlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi mesaj geldi Batur'dan. Yıldız ödülünü kazanmış maçın. Ondan dolayı sevinmiş. Asistanımız diyor ki savunmada iyiydik. Takım psikolojik olarak iyi bir noktada. Yani mutluluktan bahsediyor sanırım. Ve o bizi mutluluğu arttırmamızın etkisi olabilir. Sağlam bir performanstı diyor. Şurası da arkadaşlar yeniden deneme hakkını kullanmamamız 5 deneyim puanı kazandırıyor bize. Şimdi yeniden deneme hakkımızı da oyunda sadece bir kere kullandığımızı hatırlatmak isterim. Devam edelim. Basın dedi ki berbat İstanbulspor karşısında farklı kazandı dedi sanırım. O berbat kelimesi hoş olmasa da yine de maçta çok bir şey yapamadıklarını söylemek istedi sanırım. Maç sonuçlarını görüyoruz. Devam ettiriyoruz. Burada şimdi nereye çıktığımızı gösteriyor. Zaten bir maç kaldı. Artık 44 olabiliriz. O zaman da 6. sıradaki 55'miş. Yani playoff'a bile giremiyoruz. Ki zaten eğitimdi burası. Biz lige kendimiz başlayınca sıfırdan hepsine bakacağız. Evet. 3537 lira gelirimiz varmış. Onu aldık. 35 liralık hisseyi de verdikten sonra tabii bu bize kaldı. Güzel. İlişkilerimiz artıyor. Taraftarlar mutlu. Şimdi burada diğerlerinden alabileceğimiz bir şey yok. Çünkü yetenek ve fitness antrenörünün birbirinin 3 maç beklemesi gerekiyor. Altyapı gözlemci fizyoterapist yapmadık. Bunu yapmalıydık. Neyse şimdi yaparız. En azından sezon bittikten sonra yeni sezonda antrenörler alabiliriz. Eğer öncesinde yapsaydık maçtan önce. Şimdi güzel olacaktı tabii ki. Antrenör alabilecektik. Enerji içecekleri aldık 2 tane. 1 ve 2 birim veren. Şimdi bir röportaj varmış ama arkadaşlar ne yapalım? Bu bölümü hemen bitirelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden başlayıp bir sonraki bölümde kendimizi ikinci sezona geçmeden önceki son hamleleri yapacağız. Ve sezonu bitireceğiz. Ve sezonun başında o bölümü de bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.